Haç temininden bahsetmiştik geçtiğimiz hafta ve çok zorluklar yaşanıyor demiştik. Bunlarla birlikte piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süre ara verdik şeklinde. Şimdi bir Doktor Fahrettin Koca'nın bir şu anda tweet'i ekranlarda, Fahrettin Koca'nın ilaç açıklaması. Detaylarına bakalım. İlaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için ilaç üreticilerimize teşekkür ederim diyor Fahrettin Koca. İlaçta sorun çözülüyor. Hastalarımızın içi rahat olsun açıklamasını yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Yönetmenime soruyorum. Evet, şu anda bir telefon bağlantımız olacak. Arkadaşımız Fatma Nur Boylu ile telefon bağlantısı yapalım. Fatma Nur. Merhaba. Evet, ilaç sıkıntısı 2022 yılın hep gündemde duran sıkıntılarından biriydi. Aslında hala devam edip edemeyeceği de merak konusuydu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca buna daha kalıcı bir çözüm yapmak için yaptığı çalışmaları anlatıyor. Son tweet'i de aslında bir anlamda bunu anlatıyor. Bugün Türkiye'de kullanılan ilaçların kutu bazında %89'u, değer bazında yaklaşık %53'ü ülkemizde üretiliyor. Yani yerli ilaç vurgusuna da daha önce 5 gün önce değinmişti bütçelerden sonra. İşte bunun ardından bugün bir açıklama yaptı. İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. Hastalarımızın içi rahat olsun demişti. Bu tweet, yani bu sonuç aslında dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilaç temsilcileriyle bir araya gelerek konuştuğu konuşmasının ardından bir karar olarak da görebiliriz. Dün son dönemde piyasada bazı ilaçların bulunamaması sorunun çözümü için ikinci adım atılmıştı. Bakan Koca ilaç sektörünün tüm paylaşların yöneticileriyle bir araya gelmişti ve bir sınırlama, ihracat sınırlaması söz konusu olacak. Peki neden böyle bir karar aldı? Ona bakmak daha mantıklı aslında. Kur nedeniyle piyasada ilaç sıkıntısı yaşandığını, bu yüzden kur güncellemesinin öne çekildiği açıklanmıştı. Yani her yıl normal şartlarda bir kere yapılan ilaç kur zammı bu yıl 3 kere yapıldı. Ve kararnameye göre, Cumhurbaşkanı kararnamesine göre 2023 yılında şimdilik herhangi bir kur güncellemesi yapılmayacak. Bu da akılları şu soruyu getirdi. Eğer sorun kurdaysa ve 2023 yılında bir kur güncellemesi yapılmayacaksa ilaç sıkıntısı devam edecek mi? Önümüzdeki sene ya da artacak mı sorusu vardı. Bu yüzden sadece kur güncellemesiyle değil alınacak farklı önlemlerle de önümüzdeki yıl ilaç sıkıntısının yaşanmaması için alınan bir karar olduğunu da söylemek mümkün. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tekrar hatırlatalım. 3 kere yapıldı bu sene. Şubat ayında %37, Temmuz ayında %25 ve son olarak Aralık ayında geçtiğimiz günlerde %36'lık bir güncelleme yapılmıştı. Neden 3 kere yapıldığı sorusuna ise bu yıl dövizdeki hareketlilik nedeniyle ilaç sıkıntısının yaşanmaması, firmaların maliyet sıkıntısı yaşadıklarından dolayı ilaç vermemesi problemini ortadan kaldırmak için üçüncü kez kur güncellemesi yapıldı. Şubat ayında yapılacak normalde şartlarda bu kur güncellemesi Aralık ayına çektiler. Ve 2023 yılında bir kur güncellemesi beklenmiyor. O zaman yine mi biz bu ilaç sıkıntısını yaşayacağız? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın attığı bu son tweet, sadece çözümü kur olarak görmüyoruz. Özellikle zor bulunan ilaçlarla ilgili başka önlemler de alıyoruz cevabı niteliğinde. Özellikle organ nakli ilaçlarında, kanser ilaçlarında, tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlarda hala sıkıntı var. Eczanelerle konuştuğumuzda ilaçlarının yarı yarıya geldiğini söylüyorlar ama pek çok kalemde bazı ilaçları bulmakta sıkıntı yaşıyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tam da bu noktaya dikkat çekti bu son tweetinde. İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderenerek piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik dedi. Tabii bu süre ne kadar olacak? Yine bunun açıklamasını da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bekliyor olacağız Mert Hacı.